Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 25. Lem'a 6. Deva. Ey elemden teşekki eden hasta. Ey elemden teşekki eden hasta. Yani üzüntülerinden, sıkıntılarından, başındaki musibetten şikayet eden hasta. Senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün. Ve ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitleri tahattür et. Senden soruyorum diyorum. Geçmişini bir düşün. Şu ana kadar yaşadığın ömrünü bir düşün. Bu ömrün içerisinde ya lezzet aldığın dakikalar vardır, değil mi? Keyif aldığın günler, lezzetli günler ya da belalı, elemli, üzüntülü, musibetli, sıkıntılı zamanlar vardır, değil mi? Bunları bir hatırla diyor. Değil mi? Hepimizin hayatında böyle geçmişimizde çok mutlu olduğumuz günler ya da çok böyle üzüntülü olduğumuz, canımızı sıkmış, başımıza musibet gelmiş, bela gelmiş günler de vardır. Bunları bir hatırla diyor şimdi. Şöyle aklımızdan bir hatırlayalım kısaca, şöyle bir geçirelim bir sohbet edinirken de. Herhalde ya o ya ah diyeceksin, öyle değil mi? Geçmişteki güzel günleri ya da kötü günleri hatırladığımızda ya of diyeceğiz ya da ah diyeceğiz. Yani ya elhamdülillah, şükür veyahut vah hasreta, vah esefa kalbin ve lisan diyecek. Ya bu günleri hatırladığımızda elhamdülillah diyeceğiz ya da ah ne yazık, ah ne günlerdi diyeceğiz. Dikkat et, sana oh, elhamdülillah, şükür dediren, yani geçmişini hatırladığında sana oh, elhamdülillah, şükür dediren, senin başından geçmiş elemler, musibetlerini düşünmesi bir manevi lezzetleşiyor ki senin kalbin şükreder. Ya yani senin diyor geçmişini düşündüğünde sana o elhamdülillah dedirten hal neymiş? Geçmişte yaşadığın sıkıntılı, musibetli, belalı günlerin artık şu an olmayışı ve sen bunu hatırlıyorsun, diyorsun ki geçmişte şöyle bir sıkıntı yaşamıştım. Şöyle bir belalı bir durum vardı başımda. O artık yok dediğin, yok dediğin zaman ne dersin şimdi? Oh elhamdülillah. Yani geçmişteki bir sıkıntılı zamanını şu an hatırladığında o sıkıntılı gün geçmişte kaldığı için oh elhamdülillah dersin. Ve kalbinde bir lezzet oluşur, değil mi? Ve bu duruma kalbin şükreder. Artık o bela, o sıkıntı başında olmadığı için. Çünkü elemin zevali, artık o sıkıntılı durumun yok olması lezzettir. Ya geçmişteki o sıkıntılı durumun artık şu an olmaması sana bir lezzet verir. O elemler, o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzet, hırsiyet bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor, şükürler takattür ediyor. Ya o elemler, o musibetler, o sıkıntılar yok olmasıyla, bitmesiyle, o sıkıntıların bitmesiyle ruhta bir lezzet bırakıyor. Biz bunu her düşündüğümüzde o sıkıntılı günümüz, geçmişteki o sıkıntılı halimizi hep hatırladığımızda ruhumuzdan bir lezzet çıkıyor. Şükürler takattır ediyor, şükür şükrettiriyor. Yani mesela şöyle düşün. Öyle borçlu bir zamandasın ki evine icralar geliyor gidiyor, mahkemelik oluyorsun, komşulara rezil olmuşsun falan filan. Ve ara bu 5 sene önce olmuş bir hadise. Ve çok rezil rezil günler yaşamışsın yani. Bu günleri hatırladığında, şu an artık rahat ermişsin ama. Bu günleri şimdi hatırladığında ne oluyor? Oh elhamdülillah. Ne acayip, ne sıkıntılı, ne musibetli günler yaşamıştık, değil mi? Allah hamdolsun ki artık bu günler yok diyor. Ve her seferinde bunu hatırladığımda ruhum lezzet alıyor. Çünkü artık o günler yok. Rahat günler erişmişsin. Sana va esefa va hasete dedirten. Demin elhamdülillah demiştik, değil mi? Şimdi ise ah ne yazık ya. Ah ne yazık. Yazıklar olsun dedirten eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem, ırsiyet bırakıp ne vakit düşünsen bu elem yine deşiliyor, esef ve hasret akıtıyor. He, demin elhamdülillah denilen durumu anladık. Şimdi diyor bize ne yazık ya, tüh ya, vay be dedirten, senin kalbine üzüntü bırakan şey neymiş? Senin bu sefer geçmişte yaşadığın lezzetli günlerin hatırlanması. Ne zaman ki geçmişe dönüp lezzet aldığın, mutlu olduğun günleri hatırlasan, onlar şu an artık elinden gittiği için kalpte bu sefer bir üzüntü bırakıyor. Değil mi? Mesela şu an yanında olmayan, uzakta olan akrabalarınla geçmişte geçirdiğin bir pikniği, beraber sohbet ortamını, onlarla beraber geçirdiğin çok lezzetli bir günü hatırlasan şu an,
Onlar yanında şu an olmadığı için kalbinde böyle bir üzüntü bırakır değil mi? Madem bir günlük gayri meşru lezzet, madem diyor helal olmayan bir günlük lezzet, bazen bir sene manevi elem çektiriyor. Ya, madem bir günlük gayri meşru bir lezzet, Allah'ın izin vermediği bir günlük bir lezzet, bazen bir sene manevi elem çektiriyor, katli, ruhta sıkıntı yapıyor. Değil mi? Yani düşün ki mesela ben bugün akşama kadar kumar oynamışım. Değil mi? Bunun diyor bir sene gayrimeşru bir lezzet. Kumar oynarken lezzet alırsın. Ya da herhangi bir gayrimeşru lezzet Allah'ın izin vermediği. Bazen bir sene kalbinde, ruhunda sana elem çektirir bu. Ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem ve diyor bazen de geçici bir günlük hastalıkla gelen bir üzüntü, bir sıkıntı, bir musibet çok günler manevi lezzeti sevapla beraber zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. Değil mi? Bazen diyor bir gün hastalıkta mesela dişin çürük o gün boyunca akşama kadar dişin ağrımış. O kadar ki inanılmaz bir ağrı yapmış sana. Bir gün sürmüş ama bu. Sonra ondan sonraki günler o gün akşamında gitmişsin ama dişini tedavi ettirmişsin ve onun ağrısına ve sızısına kurtulmuşsun. Ondan sonraki günlerde bu diş ağrının geçirdiğin günü her hatırladığında ne olur? Ondan kurtulmakla gelen muazzam manevi bir lezzet verir değil mi? O dişin ağrısını bir hatırlasan tekrar aman ya Rabbi ne kadar ağrı yapmıştın bana ne acı vermişti kalbime ruhuma dersin ama dişin tedavi olduktan sonra bunu her hatırladığında bundan kalbinde manevi bir lezzet olur. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer. Yahu de şekva yerine şükret. Yani senin başında diyor şimdilik diyor kısa sürecek bir hastalık var. Değil mi? Zaten ne demiştir en başta üstad? Ey elemden teşekkür ederim. Eğer diyor başındaki sıkıntıdan, hastalıktan diyor şikayet eden hasta diye başlamıştı değil mi en son sohbetin başında. Şimdi diyor senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi bu hastalığın sonunda geçici olan bu hastalığın sonunda ki ve iç yüzündeki bizim göremediğimiz sevabı düşün sabrediyoruz ya şikayet etmiyoruz şikayet etmezsek sabredersek bu hastalığın sonunda ortaya çıkacak sevabı düşün bu da geçer yahu de bu da geçer ya Rabbi de senden geldi ya Rabbi geçecektir inşallah de şekva yerine yani şikayet yerine ne yap? Şükret. Evet. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. El baki vel vakisayet ve sural radıyallahu anh. El fatiha ma as-salavat.